Selamlar ben Gamze. Sonunda o gün geldi. Artifact Rehberleri video serimizde oyundaki en önemli artifact setlerinden biri olan Redescent Winner'ı konuk ettiğimiz o gün gelmiş bulunmakta. Hemen başlayalım. Bridescent Winner setinin iki parçası anemo hasarı bonusunu artı %15 arttırıyor. Dört parçası ise swirl hasarını %60 arttırıyor. Düşmanın swirl yapılan elemente karşı olan direncini de 10 saniyeliğine %40 kadar azaltıyor. Bridescent Winner çok güzel bir set gerçekten. Zaten bu şekilde bakınca da direkt anlaşılabiliyor ne kadar güçlü bir etkisi olabileceği. Element hasarları ve etkileşimlerinin çok önemli olduğu bu oyunda hasarımızı bu kadar etkileyebilecek bir artifact setinin 10 olması reaksiyon temalı takımlarda animo karakterlerinin önemini de oldukça arttırıyor. %40 gerçekten güzel bir oran. Artifek seti kullanan karakterler gibi konulara geçmeden önce kısaca swirl etkileşiminden bahsetmek istiyorum. Oyunda animo elementinin reaksiyonu swirl olarak geçiyor ve artifekt açıklamasından da anladığınız gibi bir düşmanın üzerinde bir element olduğunda swirl yaptığınız zaman o elementin üzerinden bu reaksiyonu yapmış oluyorsunuz. Pyro, Hydro, Elektro ve Cryo elementlerini swirl'leyebiliyorsunuz. Şu an için Dendro oyunu hala gelmedi gelmediğinden dolayı etkileşimi nasıl olacak Dendro ile bilmiyoruz. Tek bir düşmanın üzerinde Pyro, Cryo ya da Elektro var diyelim. O düşmanı swirllediğiniz zaman yakınındaki düşmanlara da o element sıçrıyor. Aynı zamanda da swirl yaptığınız element ile düşmana hasar vermiş oluyorsunuz. Düşman üzerinde Hydro var ise hasar vermiyor yalnızca etraftaki düşmanları ıslatıyor devam edelim. Mesela yan yana iki düşman var diyelim. Birinin üzerinde Pyro, diğerinde Hydro var. Üzerinde Pyro olan düşmana vurduğunuzda yanındaki düşmana sıçradığı için üzerinde Hydro elementi olan düşman Vaporize oluyor. Frozen olan düşman swirlendiği zaman yakınındaki düşmanlar da frozen oluyor. Düşman üzerinde elektro etkileşimi varsa hem elektro hem hydro swirleniyor. Verilen swirl hasarı da karakterin yetenek seviyelerinden falan değil de direkt karakterin asıl seviyesi ve elemental mastery statları üzerinden hesaplanıyor. Düşmanın hasar alması element direncine göre hesaplanıyor. Defansı bu hesaba dahil olmuyor yani. Ayrıca swirl critleyemiyor. Bu sebeple de bu amaçla kullandığınız karakterlerinize crit kasmanız pek önemli olmuyor diye de not ekleyeyim hemen. Şimdi burada 4 parça Viridescent Finerer setinin özelliğine giriyoruz. Animo karakterimiz Swirl yaptığı zaman hem Swirl hasarı artıyor hem de Swirl yapılan elemente karşı düşman direnci düşüyor. Swirl'in şöyle bir olayı da var. Diyelim ki bir düşmanın üzerinde Cryo element vardı ve biz bunu Swirl ederek Swirl hasarımız düşmanın o elemente direncini kırdıktan sonra hesaplanıyor. Yani ben üzeri Cryo olan düşmanı Swirl dediğim zaman o düşmana o andan itibaren Swirl ile verdiğim Cryo hasarı direkt direnci kırılmış halinden oluyor. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Şimdi düzenli olarak swirl yaptığımızı düşünelim. Mesela Venti Burst'ünü düşünelim. Burst içindeki düşmanların üzerine düzenli olarak hem Pyro hem Cryo hasar veren bir ortam var diyelim. Sürekli olarak bu elementler swirl'lendiğinden düşmanların hem bu elementlere karşı dirençleri düşüyor hem de sürekli elementler birbirleriyle etkileşime geçerek düşmanlara hasar veriyorlar. Setle beraber ne kadar güçlü bir etkileşim yapmış olduğumuzun farkında mısınız? Bu arada anlattığım senaryoda direnç kırma özelliği üst üste biniyor gibi algılanmasın Tabii Bu şekilde direnç sıfır olmuyor. Yüzde %40 direnç azaltıyoruz sadece. Ama bu zaten çok iyi bir oran. Çünkü sürekli bir etkileşim var. Swirl ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela yine Venti Burst'ünden örnek vereceğim. Venti Burst'ünü attıktan sonra hemen asıl DPS'imize geçiyoruz ya. Bu durumda Burst'ü attıktan sonra 1 iki saniye kadar alanda kalmamız önemli. Çünkü Swirl efektinin tetiklenmesi lazım Swirl yapan karakter tarafından ki Redescent Venerer setinin bonusu aktif olsun. Swirl etkileşimi bu etkileşimi yapan karakter karakterlerinden hesaplanıyor. Anişe, falan için de geçerli yani. Ben o sebeple mesela Vent Elemental skill'ini kullanıp Burst atıp öyle geçiyorum ana DPS'ime ki Surge yazısı gözüksün, Artifact setimin bonusu aktif olmuş olsun. Viridescent Winner setinin ne kadar önemli ve Anemo karakterlerinin neden en iyi seçenekleri olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. En azından bu video yapıldığı sırada öyle. Shao hariç, Shao daha farklı bufflardan güçleniyor. Yani takımınızdaki her anemo karaktere Redescent Winner'ı kasmanız gerek. Ve o domainin şöyle bir güzelliği de var. Redescent Winner'ı çıkarmaya çalışırken gereksiz bir şekilde Maiden Beloved kasacağınızdan dolayı Maiden Beloved parçalarınızı da Noble setine çevirerek bir taşta iki kuş vurabileceğiniz win-win bir pozisyondasınız. Tamam bu kısım sarkastikti kullanırken istisnalar hariç sub DPS karakterlerimizin saat, kupa ve kafalıklarının ana statlarını Elemental Mastery tutmak istediğimizde hatırlatmak isterim. Ne kadar Elemental Mastery o kadar daha güçlü etkileşimler. Zaten crit'ten çok fazla sağlamadıkları için crit kasmak zorunda da değilsiniz. Ve bu karakterlerinizi biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı 90-90 tutmak isteyebileceğinizi de hatırlatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda hangi artifek setini görmek istediğinizi de yorumlarda belirtirseniz bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Herkese iyi farmlar.